Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi hakka hamdihi, nahmeduhu bi cemii mahamidihi. Lehül hamdü kema yenbeği li celali vecihihi ve li azimi sultani. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve senedina ve tacir ruusina ve tabibi kulubina ve üsvetin el haseneti Muhammedin el Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmin ceza. Aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, ihsanı, ikramı dünyada ahirette üzerinize olsun. Rabbimiz iki cihanın saadetine cümlenizi erdirsin. Sevdiklerinizle beraber rahmetine mazhar eyleyip cennetiyle, cemaliyle müşerref buyursun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin mübarek hadisi şeriflerinden bir demet, o gül bahçesinden bir buket sunmak üzere kürsüye çıktık. Efendimizin hadisi şeriflerini okuyup sizlere manayı şeriflerini nakledeceğiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bu rivayette buyuruyorlar ki: "Yeni rayyeten minen müslümin teyemmüm ve raşşüllehum illa harramallahu aleyhi cennet." Şöyle sayfayı açtım, bu sayfa çıktı, bu hadisler çıktı. Bakalım manaları ne olan hadisler gelecek. Birinci hadis-i şerif. İki sahih hadis kitabımız var. Çok titiz alimlerin çok ince süzmelerinden geçtikten sonra, incelemelerinden geçtikten sonra toplanmış hadisleri ihtiva ediyor. Onun için bu iki meşhur hadis kitabına, dinimizin en mühim kaynaklarından iki kitaba sahihayn deniliyor. Birisi İmam Buhari Hazretlerinin, Buharalı meşhur hadis alimi, hadis alimlerinin birincisi, en önde geleni İmam Buhari'nin kitabı. Diyanet İşleri Başkanlığı 12 cilt halinde bunun muhtasarını, Tecrid-i Sarih'in tercümesini neşretti. Eskiden camilerde bu kitap hatim sürer gibi okunurdu. Bittikçe tekrar başa geçilir okunurdu. Hızlı hızlı okunurdu. Herkes bunları bilirdi. Bazı kimseler ezberlerlerdi. Ezbere bilirlerdi. Hem Kur'an-ı Kerim'in hafızıdır bu şahıs, hem de Buhari'nin hafızıdır. Yani Buhari'yi ezbere bilir filan diye. Öyle kitaplı bir, önemli bir kitap. İmam Müslim de, onun da kitabı o kadar kıymetli. Efendim, ikisine birden sahihayn deniliyor. Bu iki zatın beğenip sıhhatli bulup kitabına aldığı bir hadis-i şerif karşımıza çıktı. Ne ile ilgili? Müslümanların işlerini yürüten yönetici ve görevli kimselerle ilgili bir hadis çıktı. Bu hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, hiçbir vali yoktur ki yedi raiyeten bir tebaayı, bir grup minel müslümin, Müslümanlardan bir grup insanın başına yönetici olarak tayin edilmiş, gelmiş ve onları yönetiyor. Feyamutu ve huve gâşüllehum. Sonra vadesi yetiyor, ölüyor ama onlara hıyanet etmiş olarak, onları aldatmış olarak, vazifesini tam yapmamış olarak, veballi olarak ölüyor. Ha, o zaman illa harramallahu aleyhil cenneh, böyle ölen kimseye Allah muhakkak cehennemi nasip eder, cehenneme sokar, cenneti haram kılar, cennete giremez. Bu nedir? Bu bütün yöneticilere Allah'ın ihtarıdır. Resulullah'ın dilinden, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek femi saadetinden, hadis-i şerifinden nasihattir. Aman demektir, dikkat edin demektir. Yöneticiliğinizi iyi yapın demektir. Aldatmayın, hile yapmayın, efendim kandırmayın, hıyanet etmeyin, vazifenizi mükemmel yapın, Allah'ın emirlerini güzel uygulayın, insanların hukukuna riayet edin, efendim
rahat etsin insanlar, hizmeti güzel yapın. Hizmeti, Müslümanlara hizmeti güzel yapın demek oluyor. Şimdi muhterem kardeşlerim, valiler böyle de başkaları başka türlü mü? Hayır. Başka bir hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sefer sadece valileri değil, görevlileri, müdürleri, amirleri değil, sizleri ve bizleri de ilgilendiren başka bir hadis-i şerifinde de buyurmuş ki küllüküm ra'in ve küllüküm mes'ulün an ra'iyeti. Sizin her biriniz bir valisiniz, bir çobansınız. Hepinizin tabağısı var, hepinizin sürüsü var, hepinizin kuzucukları var. Ve küllüküm mes'ulün an ra'iyetihi. Her biriniz sürünüzden mesulsünüz. Allah soracak, size soracak. Peki nedir benim sürüm? Ben hiç koyun görmedim, sığır gütmedim. Benim sürüm ne? Benim sürüm, benim emrimin altında olan insanlar. Hanımım, çocuklarım, torunlarım, evimde barınmış olan kimseler, benim sözümü dinleyen insanlar, benim sürüm o. Senin sürün, senin evindeki insanlar, senin hane halkın, senin sözünü dinleyen, senin emrinde olan insanlar. Ötekisininki o da öyle. Burada işte bu ikinci okuduğum hadis-i şerifte Allah-u Teala Hazretleri hepimize mesuliyetimizi hatırlatıyor. Şunu anlıyoruz ki insanların bir takım sosyal görevleri var. Sizlerin ve bizlerin. Hiç kimse bu görevlerden sıyrılmış ve görevsiz değil. Herkesin omuzunda bir rütbesi var. Kimisi paşa, kimisi albay, kimisi yüzbaşı, kimisi onbaşı, kimisi çavuş. Ama herkesin bir rütbesi var, bir maiyeti var. Bir sorumluluğu var. Herkes vazifesini bilecek, sorumluluğunu bilecek, vazifeyi güzel yapacak, tebaasını koruyacak, kollayacak. Şimdi sen ve ben vali değiliz. Paşa değiliz. Amiral değiliz. General değiliz ama evli miyiz? Evliyiz. Çoluk çocuğumuz var mı? Var. İşte Allah o çoluk çocuğu sizden bizden soracak. Sen bunların İsmini nasıl koydun bakalım? İsminden başlayacak ilk önce. İsmi, çocuğun ismi bile önemli. Yani şerefli, güzel bir isim koyacak baba. Ondan sonra ona yazmayı, okumayı öğretecek. Cahil bırakmayacak ve dinini öğretecek. Hayatı boyunca kendisine lazım olacak dini bilgileri kazandıracak, verecek. Ona hakkı öğretecek, imanı öğretecek. Çoluk çocuğunu, hanımını, maiyeti altındaki insanları Resulullah'ın sevgisiyle yetiştirecek. Resulullah'ı seven insanlar olarak yetiştirecek. Bilen, seven, itaat eden, sayan insanlar olarak yetiştirecek. Kur'an'ı bilen insan olarak yetiştirecek. Kur'an'ın ehli olarak yetiştirecek. Öğretecek ve mesuliyet çağına kadar kendisi onları koruyacak, kollayacak. Ku enfusakum ve ehlikum naran, hem kendinizi hem aile efradınızı insanların içine atılıp da cayır cayır odun gibi yandığı cehennemden koruyun dediği için Allah-u Teala Hazretleri kendisinin sorumluluğu altındaki insanların cehenneme düşmemesinin çaresini arayacak. Ne halleri varsa görsünler demeyecek. İsterse içki içer, isterse meyhaneye gider, isterse efendim namaz kılar, istemezse kılmaz. İsterse oruç tutsun, bana ne diyemez. Diyemez çünkü Allah ondan soracak. Bu sorumluluk çağına gelinceye kadar çoluk çocuktan ve sorumluluktan sonra da kendisinin maiyetinde kaldığı müddetçe karısından vesaireden sorgu suale tabi olacak. Herkes sürüsünden mesul. Herkes güttüğü sürüyü koruyacak. Şeytandan koruyacak. Diyor ki Peygamber Efendimiz bir başka hadis-i şerifinde koyunların şeyi kurttur, düşmanı. Aç kurtlar saldırır, parçalar sürünün içine girdi mi, bir ağıla bir yerden bir yol bulup girdi mi, bütün koyunları boğazlar, parçalar sabahleyin gelir bakar ki koyunların hepsi harap olmuş. İnsanoğlunun kurdu da şeytandır diyor Peygamber Efendimiz. O da böyle ağılın etrafında uluyarak kurtların dolaştığı gibi insanın etrafında dolaşır da fırsat arar, kandırır. Günaha sokar, harama bulaştırır, Allah'ın sevmediği işleri yaptırtır, efendim suçlu duruma düşürür. Onun için o kurttan bu kuzucukları koruyacak. Bu çoban, yani sen ve ben, yani herkes, yani her Müslüman, tek başına yaşamayan her insan.
Tek başına yaşayan insan da kendisini koruyacak. Ku enfusekum ve ehlikum diyor. Hem kendinizi koruyacaksınız hem de sürünüzü, maiyetinizi. Hocam dedi bana birisi, Bremen şehrinde, Almanya'nın Bremen şehrinde ağlayarak geldi. Ben çocuğuma söz geçiremiyorum dedi. Camiye gelmiyor dedi. Namaz kılmıyor dedi. Efendim sözümü dinlemiyor dedi. İslam'a uymuyor dedi. İslam'a yakışmayan işler yapıyor dedi. Ben de ona dedim ki sen çok geç kalmışsın. Sen bunu önceden yetiştirecektin. Çünkü canavar veya ejderha küçücükken, solucan gibiyken bir tane vurursun, ezersin, öldürürsün. Ama koca ejderha olduğu zaman, yedi başlı ejderha olduğu zaman baş edemezsin. Güç yetiremezsin. Takat getiremezsin. Küçükken onun kötü huylarını ezecektin. İyi huyları öğretecektin. Şimdi birisi geldi bana geçen gün, kendi hayatını anlatıyor. Hocam diyor, benim ağzımdan küfür çıkmaz, kötü söz çıkmaz. Hakikaten çok edepli konuşuyordu. Baktım, konuşması çok çok kibar. Üslubu çok güzel. Mühendismiş, elektrik mühendisiymiş kendisi. Bir kere dedi, çocukluğumda dedi, affedersiniz ağzımdan bir hayvan ismi çıktı dedi. Hani kızınca insan, bir insan öteki insana bir hayvan adı söylüyor ya, şöyle filan diye. Bir hayvan ismi çıkmış küçükken. Rahmetli annem diyor, nur içinde yatsın diyor, mekanı cennet olsun diyor, beni et çengeline astı diyor. Et çengeline şeyinden asmış, elbisesinden asmış. Orada kaldım diyor. Et çengelinde kuzu gibi, yani koyun gibi asılı kaldım diyor. Çok affedersiniz hocam diyor, altımı ıslattım da gene beni oradan indirmedi diyor. O oldu diyor. Ondan sonra benim ağzımdan bir daha diyor hayvan ismi çıkar mı? Hakaret çıkar mı? Kötü söz çıkar mı? Beni öyle terbiye etti diyor anam diyor. İşte bak, küçükken terbiye edersen çocuk büyür, aile reisi olur, ihtiyar olur, dede olur, gene ağzından kötü söz çıkmaz. Benim tanıdığım böyle bazı akrabalarım var. Allah rahmet eylesin, bazısı öldü. Çok kızdırırsın. Adam akıllı kızar böyle. Yüzü kıpkırmızı olur, damarları kabarır filan. La ilahe illallah der. Yani en kızdığı zaman söylediği söz ne? La ilahe illallah diyor. İyi, maşallah. Veya hasbunallah diyor bazıları. Veya subhanallah diyor. Ne güzel. Yani şey yapmaya ne lüzum var? Kötü söz söylemeye, Allah'ın sevmediği sözleri söylemeye lüzum var. Alıştırmak meselesi. Hakikaten kızıyor. Belli kızıyor. Çok sinirlendi. Hacı amca çok sinirlendi ama çok kızdığı zaman ne diyor? Subhanallah diyor. Veya la ilahe illallah diyor. Yüksek sesle söylüyor. Ama olsun. Güzel söz söylüyor yani. Veyahut Allahümme salli ala Seyyidina Muhammed diyor bazısı. Araplar birbirleriyle bir münakaşaya tutuşuyorlar. Dur, şunlar kavga edecek galiba falan diyorsun. Birisi ötekisine salli ala nebi diyor. Yani Peygamber Efendimiz'e salatu selam getir demek o. O da mecburen Allahümme salli ala Seyyidina Muhammed diyor. Hemen bakıyorsun yumuşuyor şey, hava. Yani Resulullah'ın tabi adının anıldığı yere şeytan gelir mi efendim, derhal hava düzeliyor. O bakımdan çocuklarımızı korumak, tebaamızı korumak, raiyetimizi korumak hepimizin vazifesi. Eğer daha tahsilliysek, daha yüksek rütbeliysek, eğer daha büyük memuriyetlerimiz varsa, amir isek, yüksek şahsiyet isek, o zaman yüksekliğimiz nispetinde sorumluluk daha da artıyor. Vebal daha da büyüyor. Sorumluluk daha da büyüyor. Allah böyle yüksek mevkilerde bulunan kardeşlerimize yardımcı olsun. Yani diyor ki Peygamber Efendimiz, sizi yöneten insanlara dua edin. Dua edin. Duaya çok ihtiyaçları var. Çok zavallı. Çok zavallı. Allah şaşırttı mı koca bir ümmetin dullarının, yetimlerinin, öksüzlerinin hepsinin vebali omuzlarına yüklenecek. Gidecekler cehenneme, çatır çatır yuvarlanacaklar, yanacaklar yani. Ne kadar acı, ne kadar kötü. O bakımdan Allah herkese üzerine düşen vazifeleri duymayı, anlamayı, hissetmeyi ve ona göre tedbir alıp Allah'ın istediği şekilde hareket etmeyi nasip eylesin. Bize de ders nedir? Biz de evlatlarımızı iyi yetiştirelim. Evde nasıl vakit geçiyor bilmiyorum. Ama umumiyetle baba gündüz çalışır, akşam 7.30-8 civarında eve gelir. Namaz kılan bir insansa, camide kılmamışsa abdest alacak, namazını kılacak. Ondan sonra hanım sofrayı kurar, yemek yenilir.
Ondan sonra efendim işte herkesin karnı doydu mu yorgun olan bir tarafa uzanır, somyaya uzanır, kanepeye yaslanır, arkasına dayanır filan. Eğer bir çay içerse çay içilir, radyolar açılır, televizyonlar açılır. Ya televizyon sonuna kadar seyredilir ya da uykusu gelen efendim serilir yatar, serilir yatar, serilir yatar gider. Program bu, böyle olmayacak. Program nasıl olacak? Çocuklarımıza sahip olacağız, ailemize sahip olacağız. Gelin bakalım, karnınız doydu mu? Allah'a dua edin bakalım. Allah bize bu nimetleri verdi. Bu nimetlerin binde birini bulamayan insanlar var dünya üzerinde. Şu sırada diye. Bir kere onu hatırlatacaksınız. Geçenlerde bu Irak'tan kaçanların kampını gösterdi. Bir yerde gördüm. Askerler copluyor. Su dağıtımına onlar saldırıyorlar. Suyu bulan kendisi lıkır lıkır başını kaldırmış içiyor. Acizler, yetişemeyenler kenarda boynunu bükmüş öyle kalıyor. Allah yani kötü durumlara düşürmesin. Bak bizim elhamdülillah memleketimizde her türlü nimet bol da efendim kavunlar, karpuzlar, elmalar, meyveler, çarşılar, pazarlar dolu. Hamdü senalar olsun. Çok şükür. Tamam. Bunları yediniz mi? Bunları bize Allah verdi. Bak öteki kullarına vermemiş. Öbür kulları ne sıkıntılar, cezalar çekiyorlar. Sen burada rahatsın. Gel bakalım şimdi. Yemek bitti. Hadi bakalım. Hacı hanım sen de gel. Bulaşığı sonra yıkarsın. Çocuklar siz de gelin. Oturun bakalım şuraya. 3 tane hadis okuyacağım. Çok sürmeyecek. Yarım saat sürecek. 45 dakika sürecek. Ondan sonra imtihan edeceğim. İyi dinleyin. Okuduklarımı bir bir soracağım filan diyeceksiniz. Çocuklar öğrenecek. Her akşam 2 tane, 3 tane öğrenecek. Müzakere edeceksiniz. Çocuk soracak, baba bunun manası nedir? Bilirseniz cevap vereceksiniz. Bilemezseniz müftiye soracaksınız, hocaya soracaksınız. Öğreneceksiniz. Her gün bir şey öğreneceksiniz, öğreneceksiniz. Alim, fazıl kimseler olacak çocuklarınız. O sofralardan sonraki o sohbetlerin bereketi ömürleri boyunca devam edecek. Ben şeye dikkat ettim. O Amerika'nın reisi cumhuru vardı, öldürdüler Teksas'ta. Kennedy. Kennedy denilen adam. Bir kardeşi senatör oldu, kendisi başkan oldu, öteki kardeşi bilmem ne oldu, öteki kardeşi bilmem ne oldu. Bütün Kennedy'ler hepsi meşhur insanlar olmuşlar. Acaba dedim yani bu nasıl yetişmiş? Her akşam, akşam yemeğinde, yemek masasında bütün aile efradı toplanırmış. Hepsi toplanırmış. Bizim öyleydi hakikaten. Benim de çocukluğumda biz akşam ezanı okunduktan sonra dışarıda kalmaktan korkardık. Çünkü anamız babamız azarlardı bizi. Gün batmadan, güneş batmadan eve girilecek. Herkes evde toplanacak. Ondan sonra ailenin içindeki düzen öyle devam edecek. Şimdi sofraya oturuyorlarmış, otururlarmış. Onların ailelerini öğrendim ben nasıl yetiştiğini. Baba bir mevzu ortaya atarmış. Büyük Kennedy. Büyük bir mevzu ortaya atarmış. Çocuklarına sorarmış. Senin bu husustaki fikrin nedir? O söylermiş. Babacığım benim kanaatim şu. Senin nedir? Senin nedir? Her birinin kafasını çalıştırırmış. Fikrini alırmış. Tenkitler yapılırmış. Yani o masa sanki böyle bir dershane gibi, bir ilim meclisi gibi. Tabi böyle bir şeyle, ciddiyetle yetiştiği için çocuklar büyük adam olmuşlar. Yani yükselmişler. Efendim, büyük insan olmuşlar. Elin gavuru böyle prensip sahibi olup da böyle şeyler yapıyor. Efendim, biz kendimiz Müslümanız. Allah'ın sevgili kullarıyız. Sevdiği kullarız. Sevdiği yolun yolcularıyız. Efendim, biz ahirete inanmışız. Hayatın her saniyesinin kıymetli olduğunu biliyoruz. Evlatlarımıza karşı vazifelerimiz olduğunu biliyoruz. Zamanı boş geçirmenin israf olduğunu biliyoruz. Efendim, birisini iyi yetiştirirsek, bizim elimizle bir insanın iyi insan olarak yetişmesi, dünyalara sahip olmaktan daha kıymetli olduğunu biliyoruz. Bizim elimizle birisinin doğru yola gelmesinin, hidayet bulmasının, tevbekar olmasının sonsuz sevabı olduğunu biliyoruz. Bir kimseyi biz doğru yola çekersek, ömrü boyu onun yaptığı bütün sevaplı işlerin sevabının bir mislinin de bizim defterimize yazıldığını biliyoruz. Evladımızı iyi yetiştirirsek biz öldükten sonra o evladımız ibadet ettikçe, taat ettikçe sevabının mezarımızda bize geleceğini biliyoruz. Hayırlı evlat yetiştiren insanın defteri amali kapanmaz. Öldükten sonra açık kalır. Evladı hangi hayrı yaparsa ona da sevap yazılır. O evladı yetiştirdiği için öldüğü halde defteri çalışır, kazancı gelir. Öyle insanlar vardır ki, diyor Peygamber Efendimiz söylüyor bunu, öyle insanlar vardır ki kabre günahkar olarak yatırılırlar. Bir sürü günahları vardır. Yatar, kabre gömülür,
Ama kıyamet koptuğu zaman, kabirden kalktığı zaman günahsız kalkar. E ne oldu kabirde bunun günahları? Arkasındaki evlatları hayır yaptı, hasenat yaptı, efendim sevabını gönderdi, bağışladı. Bağışlamasa bile kendileri hayırlı evlat olduğu için, hayırlı işler yaptığından onların kabrine nur yağdı, sevap yağdı, günahlardan kurtuldular. Onun için hayırlı evlat yetiştirmeye çok dikkat edelim. Hele hele kızlarımızı hayırlı Müslüman mütedeyyin kız yetiştirmeye çok fazla dikkat edeceğiz. Neden? Çünkü bir kız yuvayı dişi kuş yapar, bir ailenin temel direğidir. Baba sabahleyin evden gider, çocukları yetiştiren anne. Anne yetiştirir çocukları. 3 tane mi çocuğu olacak, 5 tane mi çocuğu olacak, onlara ana terbiyesini anne verir. Esaslı terbiyeyi, temel terbiyeyi, esaslı duyguları, merhameti, sevgiyi, dürüstlüğü, dindarlığı, namazı, niyazı, Kur'an'ı anneler öğretir çok yere. Onun için annelerin Müslüman mütedeyyin yetişmesine dikkat edeceğiz. Kız Kur'an kursları açacağız. Bilmiyorum Sincan'da yoksa hemen başlayın. Bu akşamdan başlayın, yarından başlayın. Kız Kur'an kursunuz olsun. Kızlarınızı oraya gönderin. Kur'an öğrensin, ilim öğrensin, hadis öğrensin, ayet öğrensin. Efendim Allah'ın yasaklarını öğrensin, günahlarını öğrensin, sevaplarını öğrensin. Kendisi Müslüman yetişti mi? Yetiştirdiği bütün çocukları da Müslüman yetiştirecek. Birken olacak 5 veya 7 veya 9, o kadar artacak. Onun için İslam'ın bekası, Müslümanların gelişmesi, İslam'ın yayılması kadınların terbiyesinden geçiyor. Kadınların terbiyesi eksik olursa bir erkeği bir kadınla evlendiriyorsun. Bir cadaloz kadınla evlendi bizim Hacı Efendi. Karısı böyle, erkek böyle. Hadi bakalım, ömür boyu bir sıkıntı oluyor. Bizim bir zamanlar oturduğumuz bir Sayfiye semtinde karşımızda bir emekli değildi o zaman da, bir albay vardı. 5 vakit camiye namaza gelirdi. Mütedeyyin, Müslüman, namaza müdavim, ağzı dualı, kendisi ciddi insan. Adam camiye namaza gelirdi, karısı pokere giderdi, kumara giderdi. Adam 5 vakit namazında Müslüman mütedeyyin, kadın açık aşifte, efendim göğüs bağır, kol bacak meydanda, Allah'ın sevmediği bir durumda. Adam ağlardı, namaz kıldıramazdı karısına. Söz geçiremezdi. Çocuklar perişan, ananın babanın zıtlığından. Çocukların her birisi ziyan zebil, çünkü şey gidiyor, baba vazifeye gidiyor, ana kumara gidiyor, gezmeye gidiyor. Çocuklar mahallede onun bahçesinden elma çalar, falanca işte filanca işi yapar. Çocuklar güya bir albayın çocuğu ama perişan. Neden? Uyum olmadığı için. Yani anne ile baba arasında kafa denkliği, uyum olmadığından çocuklar da perişan oluyor. Yuva da perişan oluyor. Müslüman bir erkek de perişan oluyor. Müslüman bir erkek de perişan oluyor karısının kötü olmasından. Eskiden de böyleymiş. Onun da bir hikayesini anlatıvereyim size. Eski kitaplarda yazılıyor ki, efendim büyük bir zatın kendisi evliya imiş, hanımı da evliya imiş. Öyle evliya imiş ki, kuvvetli evliya imiş ki, demircilik yaparmış mübarek, demiri ateşte eliyle çevirirmiş, ısıtırmış, ondan sonra yumruğuyla dövermiş. Demir ısındı ya, kıpkırmızı oldu ya, o nasıl olur? Maşayla tutarlar, örsün üstüne koyarlar, çekişle döverler ya normal demirciler, bu eliyle tutarmış, yumruğuyla dövermiş, şekil verirmiş demire. Ateşten yanmıyor yani elleri. Keramet sahibi, evliya, Allah'ın sevgili kulu. Karısı da bir başka evliya, evinde mübarek, namazında, niyazında, başörtülü, Kur'an ehli, zikir ehli, hayırlı, efendim böyle sevaplı bir kadın. Etrafına hayrı hasenatı çok olan bir kadın. Bir gün konuşmuşlar da evde, efendi demiş, yani senin bu keramet senden mi benden mi demiş. Sormuş efendisine. Efendisi de niye sordun demiş, yani herkes işte Allah kazancına göre şey veriyor. Demiş yarın bir dene bakalım demiş. Ertesi gün efendi gene demirci dükkanına gitmiş. Gene demiri ocağa yakmış, ısıtıyor. Efendim yumruğuyla dövüyor filan. Bu sefer eve sütçü gelmiş.
her zaman, her sabah geldiği vakitte ki sütçü gelmiş, kapıyı tık tık çalmış, süt demiş. Eskiden nasıl olurdu? Kapı açılıp tencere öne sürülürdü. Tencereye sütü boşaltırdı. Sütçü gidince kadın sütü alırdı. Efendim böyle olurdu sütün alınması. Şimdi bu sabah kadın şöyle elini uzatmış şeyin aralığından, kapının aralığından tencereyi şöyle şey yapmış, göstermiş şeye, sütçüye uzatmış ama eli görünmüş. Eli görünmüş, bileğe görünmüş, şöyle uzatmış. Eli cildi görünmüş. Şimdi öbür tarafta dükkanda efendisi eliyle demiri tutmuş böyle dövüp dururken bir vurmuş, cız, elinin burası yanmış, hemen çekmiş, şeyi de atmış, Allah Allah demiş filan, ne oldu demiş, tabi sarmış sarmalamış elini, akşam eli sargılı eve gelmiş. Hanım sormuş, eline ne oldu? Demiş ki, vallahi anlayamadım demiş, her zaman yaptığım şey, demiri alıyordum ocaktan, dövüyordum, bu ara saat 10 civarında şöyle, öğleden evvel, bir ara elimle döverken demir yapışıverdi demiş. Demiş o zaman ben sütçüye tencereyi uzatırken biraz elimi göstermiştim demiş. Bunu ben öyle okumuştum. Yani insanı evliya eden de deli divane eden de evdeki oluyor. Yani evdeki pokerci olursa deli divane oluyor. Evdeki namazcı niyazcı olursa, namuslu olursa, efendisinin namusuna dikkat ederse, efendim şeyine dikkat ederse, efendim malına dikkat ederse, çocuğunu yetiştirmesine dikkat ederse, o zaman şenlik oluyor, evde güzellik oluyor. Onun için çocuklarımızın yetişmesine hasreten dikkat edelim. Size rica ederim. Sincan'da biliyorum bir takım böyle güzel İslami faaliyetler var. Çocukların yetişmesi için kurslar ve efendim çeşitli çalışmalar yapılıyor. Bunları destekleyin. Bilmiyorum kim yapıyor. Ne, kim yaparsa yapsın, nasıl olursa olsun destekleyin. Kurslar olsun. Kızlar için kurslar olsun. Kur'an'ı öğrensinler, imanı öğrensinler. Allah sizi sevsin. Onlar yetiştikçe siz destek olduğunuz için Allah da sizi sever. Gelelim ikinci hadis-i şerife. Sıradan kim gelmişse. Mâ min abdin kânet lehu niyetun fî edâi deynihi illâ kâne lehu minallâhi avnun. Bunu da Ahmed ibn Hanbel rahmetullahi aleyh rivayet etmiş. O da biliyorsunuz Hanbeli mezhebinin imamı, kurucusu, büyük müçtehit. Aynı zamanda çok büyük bir hadis alimi. Müsned, Kitab-ül Müsned diye bir eser yazmış. Hadis-i şerifleri toplamış. 30 bin küsür hadis-i şerif var hadis şeyinde, kitabında. En büyük hadis kitaplarından birisi. Hanbeli mezhebinin kurucusu. Hazreti Ayşe anamızdan, radıyallahu teala anhadan bu hadis-i şerifi rivayet etmiş. Manası ne? Bu hadis-i şerif konu değişti şimdi. Birinci hadis bitti, ikinci hadise geçtik. İkinci hadisin konusu borcu ödemekle ilgili. Borç ödemekle ilgili. Peygamber Efendimiz diyor ki, mâ min abdin, hiçbir kul yoktur ki, yani kul demek Allah'ın yarattığı işte sen ben gibi insanoğlu, hiçbir kul yoktur ki, kânet lehu niyetun fî edâi deynihi, borçlanmış da borcunu ödemeye niyeti var, ödemek niyetinde, iyi niyetli, halis niyetli, illâ kâne lehu minallâhi avnun, Allah'ın muhakkak ona yardımı olur. Niyeti ödemek ya, Allah ona kolaylık ihsan eder, borcundan kurtarır, borcunu ödettirir. Niyeti halis olacak. Yani bazı kimse var, efendim mal alıyor, şey imzalıyor, bono imzalıyor, bir şeyler, ne, senet mi diyorlar, bono mu diyorlar, bir şeyler imzalıyor ama ödemeye niyeti yok. Malı alıp gidiyor, vakti geliyor, senetler protesto oluyor, paralar ödenmiyor, malın sahibi telaşlanıyor, gidiyor, arıyor, tarıyor, bilmem, ödenmiyor. Veyahut geliyor, veresiye mal alıyor, ödeyeceğim falanca zaman. O gün geliyor, almıyor, şey yapmıyor. Şimdi bir yerde bir kardeşim bir dükkan açtı. Hayırlı olsun dedim, ne iş yapacaksın? Filanca malı satacağım. Dedim, borç verme. Borç verme. Aradan bir zaman geçti, gördüm, sordum, nasıl dedim, dükkanın, ticaretin iyi mi?
borç vermiyorsun değil mi dedim. Dedi, borç vermeden olmuyor bizim meslekte. Yani bizim bu sattığımız malda hep veresiye veriliyor. Efendim, borç olmuş oluyor yani. Dedim, vermezler. Zamane bozuldu, insanlar borcuna sadık değil. Bir zaman daha geçti, sonra gördüm, ne yaptın o dükkanı? Hocam dedi, maalesef kapattım. Neden? Alanlar aldıkları malı işlemişler ama buraya borçlarını ödememişler. Millet borçtan filan korktuğu yok, haramdan korktuğu yok, efendim, ahiretten korktuğu yok, Allah'tan korktuğu yok. Efendim, Allah imanını aldı mı bir insanın elinden, efendim, her şeyi yapar. Allah'tan korkmayandan kork demiş büyüklerimiz. Allah'tan korkmadı mı her şey oluyor. Borcunu ödeyecek. Bir insan borcunu ödemezse ne olur? Allah ona büyük cezalar veriyor. Borcunu ödemeden öldüğü zaman çok büyük cezalara uğruyor. Onun için Peygamber Efendimiz birisinin cenaze namazı kılınacağı zaman bunun borçları var mıydı diye sorardı. Ödeyin ondan sonra kılayım namazını derdi. Kabirde azap görür, ahirette azap görür, borcu ödenmediği müddetçe ceza çeker filan. Eğer ödeyecek kimsesi varsa onun borcunu öderlerdi. O zaman giderdi namazını kılardı. Ödeyecek kimsesi yoksa, kimsesiz bir Müslümansa bunda kimin alacağı var diye sorardı. Bütün Müslümanların şeyi benden sorulur diye, hepsinin peygamberi benim diye, efendim, o öderdi. O kişinin borcunu öyle öderdi. Şimdi de biliyorsunuz cenaze namazı kılınacağı zaman ne yapılıyor? Ey cemaati Müslümin diye soruluyor. Yani bununla beraber bulunanlar vardır aranızda deniliyor. Ömrü beraber sürdünüz, komşuluğunuz oldu, ortaklığınız oldu, münasebetleriniz oldu, haklarınız geçmiştir. Hakkı olan hakkını helal etsin deniliyor. Oradakiler de merhamete geliyorlar. O halden, üzüntüden, efendim, acıdıklarından helal olsun diyorlar. İki defa, üç defa soruluyor. Helal olsun deniliyor. Ondan sonra tabii namazı filan kılınıyor. Bu bakımdan borç yapmamak esas olacak Müslüman. Yani borç yapmak iyi bir şey değil. Ama bazen gerekiyor, mecburiyetler oluyor, insan sıkıntıya düşüyor, kazalar oluyor, borçlandı. Borcunu ödemeye halis niyeti olacak. Halis niyeti oldu mu Allah ödemesinde kolaylaştırıyor, nasip ediyor diye müjde var bu hadis-i şerifte. Eğer borcunu ödemek niyetinde değilse, alırken ben bunu nasıl olsa iç ederim, nasıl olsa aldatırım, nasıl olsa bu adama vermem, süründürürüm filan diyorsa, o zamandan itibaren büyük günahlara giriyor. İbadetleri kabul olmaz, efendim, azaptan kurtulmaz, beladan dünyada ahirette kurtulmaz. Allah kimsenin malını yedirtmesin, kimsenin, efendim, hakkını üzerimize geçirtmesin. Kimse gelip de ahirette tam hesabın görüldüğü zamanda yakamıza yapışıp da ver benim hakkımı diye orada bizi terletmesin diye Müslümanların buradan tedbir alması lazım. Ahirete kul hakkıyla gitmemek lazım. Kul hakkı çok kötü bir durumdur. Çok tehlikeli bir durumdur. Kul hakkı yüklenmeden, kimsenin hakkını üzerine geçirmeden yaşamaya alışmalısınız. Ona göre çalışmaya, işinizi ona göre ayarlamaya, ayağınızı yorganınıza göre uzatmaya alışmalısınız. Faizli borç hiç almayın. Çünkü faiz almak da haramdır, vermek de haramdır. Bir şeyin alınması haram oldu mu, verilmesi de haram olur. Sonra onlar büyük beladır. Peş peşe büyür, 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 evi sattırtır insana, efendim, çok kötü durumlara düşürtür. Yani haram yola sapmayın, hile yoluna sapmayın, böyle ödememek gibi kötü niyetlerle işler yapmayın. Niyetiniz halis olsun, ya Rabbi beni kimseye muhtaç etme. Allahum merzukni tayyiba ve sta'milni saliha diye dua tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz. Ne demek? Ya Rabbi bana helal, temiz rızık kazanç nasip et. Temiz, tayyip, güzel, güzel rızık nasip et. Verzukni tayyiba ve sta'milni saliha ve beni salih amelleri, işleri, hayratı, hasenatı yapan bir insan eyle. Hayırlarda kullanayım ömrümü, imkanlarımı, kullandırt ya Rabbi diye böyle dua etmeyi tavsiye ediyor. Allah bizim hepimize helal rızık nasip etsin. Annemizin teriyle helal minallah, anamızın ak sütü gibi helal rızıklarla kendimiz de beslenelim. Evlatlarımızı da helal lokma ile besleyelim. Haram lokma ile beslenirse bir evlat, o evladın hayrı görülmez. Haram lokma bir insanın vücuduna girdi mi,
cehennemde yanması hak olur. O bakımdan evladınızı haram lokmaya yedirmeyin, kendiniz haram kazanca meyletmeyin, efendim kul hakkını üzerinize geçirmeyin. Yevme yefirrul mer'u min ehihi ve ümmihi ve ebihi ve sahibetihi ve benihi likulli mri'in minhum yevme izin şe'nun yughnihi. Ne demek bu ayet-i kerimeler? Yevme yefirrul mer'u min ehihi. O öyle bir gündür ki, o hesap günü, o kıyamet günü öyle bir gündür ki yefirrul mer'u. Kişi firar eder, kaçar. Yevme yefirrul mer'u min ehihi. Öz kardeşinden kaçar. Ya hani anne, aynı annenin babanın çocuğuydu bunlar. Öz kardeşinden kaçar. Çünkü onu dövmüştür. O onun bir şeyini almıştır. Hakları geçmiştir. Mirasta yanlış bölünmeler olmuştur. Gasp etmeler olmuştur. Bilmem ne olmuştur. Ahirette kaçar ama nereye kaçacak? Nereye? Allah'ın hükmünden kaçış var mı? Yevme yefirrul mer'u min ehihi. Kardeşinden kaçar. Ve ümmihi ve ebihi. Anasından kaçar, babasından kaçar. Evlatlık vazifesini güzel yapmadı, görevlerini yerine getirmedi, anam benden davacı olacak, babam benden davacı olacak diye kaçmaya çalışıyor. Nereye kaçacaksın? En iyisi evlatlık vazifeni güzel yap. Şimdiden gönlünü almaya çalış. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki, burnu yerde sürtsün o çocuğun ki anasına babasına veya sadece onlardan bir tanesine, her ikisine birden veyahut bir tanesine sağken yetişmiş de cenneti kazanamamış. Sürünsün burnu yerde. Cenneti kazanamaz mı insan? Elini öper, ayağını öper, hizmet eder, izzet eder, ikram eder, efendim kazanır. Bir kardeşimin evine gittim 2-3 gün önce. 80 yaşında, 90 yaşında annesi var. O da gelmiş Almanya'dan. Efendim, annesini çok seviyor. Çok Müslüman insan. Annesine çok hürmet ediyor. Annesi de eski Osmanlı hanımı, çok dindar, böyle oturaklı bir hanımefendi. Dedim, falanca yer görmedin mi, filanca yere gitmedin mi? Hocam diyor, ben diyor Almanya'dan geldim, anamın dizinin dibinden hiç ayrılmam diyor. Dışarıyı gözüm görmez diyor. Burada otururum, duasını almaya çalışırım diyor. Ya annene yetiştin veya babana yetiştin, cenneti kazanman lazım. Çünkü onun duasıyla cennet kazanılır. Veya ötekisinin duasıyla cennet kazanılır. Ama öyle yapmıyorlar. O zaman yevme yefirrul mer'u min ehihi ve ümmihi ve ebihi. Kardeşinden kaçıyor, anasından kaçıyor, babasından kaçıyor. Ve sahibetihi ve benihi. Karısından kaçıyor, çoluk çocuğundan kaçıyor. Karısından kaçıyor, çoluk çocuğundan. Neden? Kazaklık yaptı dünyadan. Efelik yaptı. Kadın aciz, erkek kuvvetli. Çarşıda pazarda çalıştığı için, balta salladığı için, balyoz salladığından, Allah vücudunu kuvvetli şey yaptığından, evin efesi olduğu için çat çut pat küt, efendim efelik yaptı, ezdi kadını, haklı yere dövdü, haksız yere dövdü, efendim ezdi, şimdi kaçıyor. Çünkü orada efelik sökmüyor. Kadın boynunu bükecek, diyecek ki ya Rabbi, bu efendi ben sabrettim dünyada ama öyle eza cefa etti ki bana, anamdan emdiğim sütü burnumdan getirdi. Köşelerde az mı ağladım? Al ya Rabbi bundan benim hakkımı diye isteyecek. O zaman o zaman şey yapacak. Çocuğu gelecek. Çocuğu, öz çocuğu insandan davacı olacak. Orada işler karışacak çünkü. El ahillâ'u yevme izin ba'duhum li ba'din aduvvun illel müttakin. Buranın has, samimi kardeş, dostlar, ahbapları ahirette birbirlerine düşman olacaklar. O günün hali başka. Çocuğu davacı olacak. Ne diyecek? Çocuk edepsiz, çocuk gangster, çocuk mafyacı, çocuk kumarbaz, çocuk sarhoş, çocuk ayyaş, suçlu. Rabbinin huzuruna dikildiği zaman diyecek ki, ya Rabbi babamdan davacıyım, beni Müslüman yetiştirmedi diyecek. Bak kepazeye. Hem kendisi sarhoş oldu, hem de şimdi bana davacı oldu. Olacak. Olacak çünkü o çocuğu iyi yetiştirmek annenin babanın vazifesi oluyor. Onun için adam karısından kaçacak, çoluk çocuğundan kaçacak. Ve sahibetihi ve benihi likullim ri'im minhum yevme izin şe'nün yughnihi. O gün her insanın başına öyle işler açılacak ki herkesin kendi derdi kendine yetecek. Kendi işi başından aşkın olacak. Başkasına bakacak, yardım edecek hali olmayacak. Başını kaşıyacak zamanı olmayacak o gün. İşte o güne şimdiden hazırlanmak lazım.
O gün için şimdiden tedbir almak lazım. O gün karısından kaçmamak için karısına zulmetmemek lazım. O gün çocuğundan kaçmamak için çocuğuna haksızlık yapmamak lazım. Çocuğunu kötü yetiştirmemek lazım. Veya yetişmesine ilgisiz kalmamak lazım. Veyahut birisini sevip mirası onun üstüne yapıp öteki çocuğunu mahrum bırakmamak lazım. Veyahut anasına babasına evlatlık vazifesinde ihmal yapmamak lazım. Veyahut kardeşlerine, efendim Müslüman kardeşine veya başkalarına haksızlık etmemek lazım. Neden? Çünkü bir hesap günü var. Çünkü yaptığı her şey insanın boşa gitmiyor, deftere yazılıyor, kayda geçiyor. O kayıtlar ortaya dökülecek, o defterler açılacak, o günahlar saçılacak, onlar tartılacak, insanlar birbirleriyle yüzleştirilecek, davacılar dinlenecek, haklılar hakkını alacak, haksızlar cezasını çekecek, dağlar gibi oraya sevaplarla gelmiş bazı Müslüman insanlar, ona buna hakkını vere vere elinde hakkı sevabı kalmayacak, müflis durumuna düşecek, sende sevap kalmadı diye cehenneme düşecek. Allah etmesin. Allah etmesin. Onun için bu dünyadayken hesabını Müslümanların güzel yapması lazım. Hasibu enfusekum kable entuhasebu diyor. Hazreti Ömer ne kadar güzel söylemiş. Kendinizi ahirette hesap olmadan önce, ahiret hesabı olmadan, orada hesaba çekilmeden önce burada hesaba çekin. Dünyadayken bakın bakalım Allah'ın rızasına uygun mu yaşıyorsunuz? Bugünü bir düşün bakalım. Bugün Allah'ın rızasına uygun mu geçti? Yoksa Allah'a asi olarak mı geçti? Cuma namazını kıldın mı? Beş vakit namazını kıldın mı? Efendim sabah namazına kalktın mı? Uyudun kaldın mı? Tesbihini çektin mi? Hayrını hasenatını yaptın mı? Cuma günü diye ananın babanın kabrini ziyaret ettin mi? Etmedin mi? Efendim kavga mı ettin? İnsanların kalbini mi kırdın? İyilik mi yaptın? Hayır mı yaptın? Şer mi işledin? Bir hesapla bakalım. Eyvah! Müslümanların bayram günü olan cuma gününü ben ne kadar gafil geçirmişim. Bir dahaki cumaya aklım başıma devşireyim. Bir dahaki cumaya bırakma, yarınından itibaren, hatta şu akşam evine gideceğin zamandan itibaren artık kendine dikkat et. Yani yaptığım iş Allah'ın rızasına uygun mu değil mi diye düşün. Uygun olmayan işi yapma. Şimdi ben buradan kalkacağım, falanca yere gideceğim. Bu televizyonun başına oturacağım, filanca dizi filmi seyredeceğim. Eğer Allah razı gelecekse seyret, razı gelmeyecekse sat o televizyonu. Sokma evde, at dışarıya. Ne olursa olsun, yani ahiretin azabı daha kötü. Ebedi azap daha kötü. Cehennemin azabına tahammül mümkün değil. O bakımdan her günahtan kaçının, her hayrı işlemeye çalışın. Borç almışsanız borcunuzu ödeyin. Kul hakkını üzerinize bırakmayın. Çünkü Allah iyi niyetle borç alana ödenmesine yardımcı olur. Kötü niyetli olanı da dünyada ahirette mahrum eder, cezalara uğratır. Bu hadis-i şerifte tamam oldu borçla ilgili. Borçta ne düşüneceğiz? Esas itibariyle borç almayacağız kimseden. Esas itibariyle. Hele hele faizli borç hiç almayacağız. Çünkü almak da günah, vermek de günah. Ondan sonra borç almışsak ödemek niyetiyle alacağız. Ben alırım ama bunu nasıl olsa kanunlar müsaade ediyor. Efendim ödemem, atlatırım, atlatırım, 3 sene sonra öderim. O zaman enflasyondan da paranın değeri düşer. Ben de kolay ödemiş olurum. Olmaz. Allah bunun cezasını çektirir. Efendim, ödemeye de girişeceksin. Borçlu olan insanın ekmeğine katık bile alması, yemesi doğru değil diyorlar. Bir an evvel ödeyecek, kurtulacak borçtan. Geçelim öteki hadis-i şerife. مَا مِنْ رَجُلٍ يَنْظُرْ اِلَى وَجْهِ وَالِدَيْهِ نَظْرَةَ رَحْمَةٍ اِلَّا كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِهَا حَجَّةً مَقْبُولَةً مَبْرُورَةً رَوَاهُ الرَّافِعِيهِ. Burada demin konuştuğum konuya dair bir hadis-i şerif geldi. Söylemesinde fayda var. Anneye, babaya saygı ve sevginin sevabını anlatan bir hadis-i şerif geldi. Diyor ki Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifin ifadesine göre, buyurmuş ki, مَا مِنْ رَجُلٍ, hiçbir adam yoktur ki, يَنْزُرْ اِلَى وَجْهِ وَالِدَيْهِ, ana babasının yüzüne bakıyor, ama nasıl bakıyor? نَزْرَةَ rahmetin, sevgiyle, rahmet nazarıyla, acıyarak, içten duygularla bakıyor. Annesinin babasına, yüzüne öyle bakıyor. اِلَّا كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِهَا, onun bu bakışı sebebine Allah ona yazar. حَجَّةً مَقْبُولَةً مَبْرُورَةً, makbul, mebrur,
bir hac yapmış gibi sevap yazar. O kadar büyük sevap yazar. Yani anasının yüzüne severek baktığı zaman bir hac sevabı kazanır demiş oluyor Peygamber Efendimiz. Ama nasıl hac? Makbul hac, mebrur hac, usulü dairesinde yapılmış, Allah tarafından kabul edilmiş, sevaplı bir hac sevabı kazanır demek. Bazı şeylere bakmak ibadettir muhterem kardeşlerim. Bu hadisi şerifin manası gibi daha başka hadisi şerifler var. Musahhaf'a bakmak, Kur'an-ı Kerim'e bakmak ibadettir. Şöyle açsan, yüzüne baksan sevap kazanır. Şerefeye bakmak ibadettir. Mescid-i Haram'da oturdun, efendim diz çöktün, karşında Kabe-i Müşerefe, siyah ip, efendim altın yaldızla ayetleri yazılmış, etrafında insanlar yavaş yavaş lebbeyk Allahümme lebbeyk diyerek, dualar ederek, şey yaparak tavaf ediyorlar. Sen de hayran hayran seyrediyorsun, bakmak sevaptır. Kabe'ye bakmak sevaptır. Burada da ne çıktı? Annenin, babanın yüzüne bakmak sevaptır. Şöyle bir sevgi nazarıyla bir baktı mı, bir hac ve ömre yapmış gibi sevap kazanır. Bir başka hadis-i şerifi hatırlatayım size. Bir evlat anne ve babasına, kendisine sevgiyle baktırtırsa, yani anasının babasının etrafında dolanıyor, annesi babası da onu severek bakıyor, seyrediyor. Ya bizim oğlan da iyi yetişti maşallah, veya bizim kız da maşallah ne kadar edepli, terbiyeli, bak büyüdü, boyu posu şey yaptı, ne güzel hizmet ediyor, ne kadar terbiyeli, başı örtülü, Kur'an'ında, niyazında, razıyım kendisinden diye severek baktığı. Böyle annesine babasına, kendisine böyle severek baktırtabilen bir evlada bir bakışından dolayı bir köle azat etmek kadar sevap verilir diyor Peygamber Efendimiz. Bir köle azat etmek, yani bugünün şeyiyle ne diyelim, bir otomobil kadar, efendim bir otomobil kazandı. Hani piyangolar oluyor, bilmem gazetelerde kuponlar dağıtılıyor, efendim şu kadar kupon biriktirirseniz kura çekilecek, bir otomobil kazanacak filan. Yani sen annene, babana, sana sevgiyle bakmasını sağlayabilirsen, sana bir otomobil vereceğim deseler, bir kamyon vereceğim deseler veya bir kombi vereceğim, içi dayalı döşeli, efendim bir efendim seyahat şeyi, vagonu, şeyi, minibüsü filan, ne yapar insan? Ne yapacağını şaşırır. Onu yapmak için de uğraşır. Yani annesinin, babasının rızasını almak için, yüzüne gülerek bakmasını sağlamak için her şeyi yapar. Bir bakışına bir köle azadı, yani bu kadar büyük sevap veriliyor. Birisi demiş ki sahabeden, Rıdvanullahi aleyhi mecmeye, ya Resulallah, bir insan evladına günde 360 defa bakar. Yani bir kere bakıp da ondan sonra göz kapatmıyor ki. Evladı önünden her geçişinde gene bakar. Yani her bakışında da sevap var mı demek istedi Allah-u Alem. Manası bu yani. Diyor ki bir bakışta bir köle sevabı var. Çok 360 defa bakar. Peygamber Efendimiz de onun karşısında buyurmuş ki Allahu Ekber. Allah yüceler yücesidir. Hiç kadar yücedir. Keremi de öyledir. Cömertliği de öyledir. Sonsuzdur. Hiç başka insanların keremleriyle, cömertliğiyle ölçülmez. Yani bir kere baktın, bir şey sevabı, köle azat etme sevabı kazandın, bir kere baktırdın, bir köle azat etme sevabı kazandın, artık yok demez Allah. Bir daha baktırtırsa bir daha verir. 360 defa baktırtırsa 360 defa verir. Neden? Allahu Ekber. Allah büyükler büyüğüdür. Yüceler yücesidir. Yücelerden yücedir. En yücelerden yüce Allah. Celle Celaluhu ve amme nevaluhu verir. Onun için anne ve babamıza hürmet edelim. Anne ve babamıza izzet edelim. Anne ve babamızın gönlünü alacak işler yapalım. Anne ve babamızın bize sevgiyle bakmasını sağlayacak çareler düşünelim. Planlar kuralım. Çareler düşünelim. Hediyeler alalım. Gidelim. Elini öpelim. Anacığım sana şu kış geliyor diye bak, içi efendim yünlü terliği aldım. Giy bakalım, ayakların sıcak olacak mı? Dur ben kendim giydir vereyim sana. Şap bir de ayağını öp istersen. Ondan sonra giydir. Efendim babanın bir duasını al. Efendim bir işte sana baba şunu aldım de efendim, veyahut hoşuna gidecek bir şey yap. Veya seni şuraya götüreyim mi, buraya getireyim mi, istediğin bir şey var mı, bir emrin var mı de. Böylece onun rızasını kazanmaya çalış. Çünkü Allah'ın rızası rıdar Rab fi rıdal valideyn. Allah'ın rızası anne ve babanın rızasıyla beraberdir. İşte evlatlarımızı bu şekilde yetiştireceğiz, bu zihniyette. Ama işin bir püf noktası var. Muhterem kardeşlerim, yaşlılar bilir içinizden, gençler de bilsin.
kendi anne babasına böyle muamele eden anne babalar evladından böyle muamele görürler. Etbul dünyasıdır bu. Sen annene babana iyi muamele ettiysen sen de evladından öyle muamele görürsün. Sen annene babana asi olduysan, üzdüysen, lanetini aldıysan, efendim kızgınlığını çektiysen, küstürdüysen, anam babam bana küs gelmiyor, konuşmuyorlar. Ha, sen de evladın sana hürmet etmez. Çünkü etbul dünyasıdır. Sen de evladından hayır görmezsin. Tevbe et, istiğfar et. Ne yaparsan yap, git annene babana ziyaret et. Ama o benim erkek kardeşime malı daha çok verdi, ben ona küstüm. Ya dünya malı için anaya babaya küsülür mü? Hepsini verse küsme. Hepsini verse küsme. Git, elini öp, duasını al, sen cenneti kazanmaya bak. Buna dikkat edin muhterem kardeşlerim. Gelelim efendim bundan sonraki hadisi şerife. Ezan vakti gelince müezzinler ezan okumakta tereddüt etmesinler, ben orada keserim. Mâ min racülin. Mâ min sabahin. O racülini okuduk. Mâ min sabahin. Yusbihul ibadu fihi illa vesârihun yasruhu. Eyyuhel halâiku. Sebbihul melikel kuddûs. Bu efendim İbn-i Sinni rivayet etmiş. Diyor ki Peygamber Efendimiz, hiçbir sabah yoktur ki o sabah olduğu zaman bir yüksek sesle bağıran melek bağırır ki, ey mahlukat, ey Allah'ın kulları, ey Allah'ın yaratıkları, Melik-i Kuddüs olan Allahu Teala Hazretlerine tesbih edin. Tesbih edin. Sebbihu, tesbih edin demek. Kime? El-Melik-i Kuddüs. Kainatın sahibi, haliki, mütasarrıfı, her işi yapan, her şeye gücü yeten, efendim, her şeye kadir olan, o Melik-i Kuddüs olan, her türlü noksandan pak, mukaddes olan o yüce Allah'a tesbih eyleyin. Tesbih eylemek ne demek? Tesbih eylemek, ya Rabbi, senin hiç noksanın yok demek. Her şeyin güzel demek. Her işin yerinde demek. Her şeyin hikmetli demek. Her şeye gücün yeter demek. Her şeye kadirsin demek. Her şeyi bilirsin demek. Her şeyin, her sıfatın kemal üzere demek. Her türlü kemalatın hepsi senin demek. Hepsi senden demek. Her türlü noksandan münezzehsin demek. Şu cahil kafirlerin, müşriklerin söylediklerinden berisin, müberrasın ya Rabbi. Münezzehsin, mukaddessin ya Rabbi demek. Bu duygu ile Sübhanallah diyecek insan. Tesbih edecek. Neden? Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi velakin la tefkahune tesbihahum. Her varlık Allah'a tesbih ediyor. Allah'a böyle hitap ediyor. Böyle kulluğunu arz ediyor. Sen münezzehsin ya Rabbi. Senin şanın yücedir ya Rabbi. Her şey, her kemalata sahipsin ya Rabbi. Her noksandan münezzehsin ya Rabbi diye hepsi tesbih ediyor. Dağlar, taşlar, böcekler, kuşlar, yerdeki, sudaki, karadaki mahluklar, görünen görünmeyen her varlık Allah'ı tesbih ediyor. Allah'ın eşrefi mahlukat olarak yarattığı insanoğlu Allah'tan gafil, Allah'tan cahil, efendim Allah'ın kudretini bilmez, hikmetini bilmez, rahmetini bilmez, cezasını bilmez, azabından korkmaz, cennetini özlemez, cennetini kaçırmaktan korkmaz, cehennemde cayır cayır yanmaktan aldırmaz. Böyle şey olmaz ki. Sen nasıl eşrefi mahlukatsın be adam? Seni Allah en güzel surette yaratmış, akıl nimeti vermiş, göz nimeti vermiş, kulak nimeti vermiş, konuşmayı öğretmiş. Er-Rahman allemel hadakal insan allemehul beyan. O Rahman olan Allah seni yarattı, seni yarattı, sana konuşmayı da o öğretti. Konuşma kabiliyeti yüksek bir kabiliyettir. Bak maymunları alıyorlar Amerikalılar, ilim adamları, senelerce terbiye ediyorlar, ediyorlar, her şeyi güzel konuşturamıyorlar. Bu bir kabiliyet. Allah insanın beynini konuşmaya müsait yaratmış, konuşuyor. Ötekiler konuşamıyor. Seni konuşabilen bir varlık yaratmış. İnsanın eski kitaplardaki tariflerinde denilir ki, el insanu hayvanun natıkun. İnsan konuşabilen canlıdır. Tarifi bu insanın. Çünkü en büyük meziyeti bu. Öteki varlıkların bu meziyeti yok. Aklı var. Bütün mahlukatı tasarrufu altına alabiliyor.
Arslanları kafese koyabiliyor, kaplanları avlayabiliyor, fillere hizmet ettirebiliyor, denizdeki balıkları tutabiliyor, balinaları efendim avlayabiliyor, kuşları avlayabiliyor. Yani bu insanoğlunun meziyetleri dolayısıyla kainatın her şeyine sahip bu insanoğlu. E seni böyle yaratmış Allah. Bu nimetleri sana vermiş, bu dağlar senin için. Bu rüzgarlar senin için, bu yağmurlar senin için, bu güneş senin için çalışıyor. Sen bir rızık sahibi olasın, şu dünyada yaşayışın devam etsin diye Allah denizlerden buharları kaldırıyor, dağlara sürüklüyor, yağmuru yağdırıyor, kayaların arasından çeşmeleri akıttırıyor, seni ve senin yiyeceklerini sulattırıyor, ağaçlardan kırmızı kırmızı elmaları, meyveleri, armutları, sarı sarı efendim şeyleri, salkım salkım üzümleri bitiriyor, sen yiyesin diye. Bütün kainatı senin rahatın için hazırlamış, seni eşrefi mahlukat kılmış, yeryüzünde halifesi kılmış, sen onu varlığını bilmiyorsun, kudretini bilmiyorsun, nimetine teşekkür etmiyorsun, gönderdiği nimetlerin efendim karşılığında kulluğunu güzel yapmıyorsun. E ne biçim adamsın sen? Ne biçim kulsun sen? Bak her sabah duyuyor musun bu lafı? Duyuyor musun bu seslenmeyi? Bir melek sesleniyor. Ey Allah'ın kulları! Şu Melik-i Kuddus olan Allahu Teala Hazretlerine tesbih edin. Ha, gafil olmayın, cahil olmayın diye. Millet abdestsiz, millet namazsız, millet niyazsız. Gece televizyon seyretmekten 2'de yatmış, 2.30'da yatmış. Sabahleyin sabah namazı vaktinde kalkmamış. Saat 10'da 11'de tembel tembel abdesti sıkıştığı için kalkmayacak daha ama abdesti sıkıştı 100 numara yatağı yapacak değil ya. O zaman kalkıyor, gidiyor. Efendim kalkıyor, çapaklı gözlerini suda yıkıyor. Oo geç kalmışım, daireye yarım saat geç kalmışım. Atlıyor arabaya gidiyor veyahut iş yerine gidiyor. Saat 10'da 11'de dükkanlar yavaş yavaş açılıyor. Eskiden sabah namazından sonra açılan çarşı pazar, şimdi oh onda ortalıkta hiçbir şey yok. İstersen yatağını ser yat çarşıda pazarda. Hiç kimse gelen geçen yok ki. Neden? Geceler Allah'ın razı gelmeyeceği işlerle geçiyor. Gündüz Allah'a ibadet edilecek zamanda kullar gafil. Melekler bağırıyor. Yapmayın, etmeyin. Başınıza belaya sokuyorsunuz. Allah'ın kudretini bilin, ona tesbih edin, ona kul olun, ona kulluk edin diyor. Duyan nerede? Nerede o kulak? Nerede o gönül? Nerede o insaf? Nerede ya bu nimetleri bana gönderen Rabbime benim bir teşekkür vazifem değil mi diye düşünen insaflı insan nerede? Nerede kaldı onlar? Bir hadis-i şerif daha. Ezan okumadıklarına göre daha vakit var galiba. Bir hadis-i şerif daha. Mâ min abdin yemurru bi kabri racülin kâne yârifuhu fid dünya feyüsellimu aleyhi illa arafahu ve redde aleyhisselam. Hatib-i Bağdadi Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet etmiş. Bakın etrafımızda bilmediğimiz neler oluyor. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, hiçbir adam, hiçbir kul yoktur ki dünyadayken, yaşıyorken bildiği bir adamın kabrinin yanından geçer de feyüsellimu aleyhi, ona selam verirse, esselamu aleyke ya filan veya esselamu aleyküm ya dara kavmin müminin gafarallahu lena ve leküm diye Efendimiz Bakî kabristan'daki insanlara selam verdi. Biz de bir kabirden geçerken selam vereceğiz, dua edeceğiz, bir Fatiha okuyacağız o kimseye, selam verip geçeceğiz. Allah seni affetsin, mağfiret etsin diye dua etmemiz lazım. İşte bir kimse, kabirde yatan bir kimseye selam verirse illa arafahu ve redde aleyhisselam. O meyyit o kimseyi tanır, bilir ve onun selamını iade eder. Ve aleykümselam der. Aleyhisselam der. Şimdi biz Kastamonu'ya gidiyorduk. Bir hakim bey vardı. Temyiz mahkemesi hakimi ama dindar, eli tesbihli, mübarek bir insandı. O anlatmıştı. Şimdi birisiyle böyle gidiyorlarmış. Her kabrin başın kabir olduğu anlaşılan, kabristan olduğu yerden geçerken Fatiha okuyorlar ve selam veriyorlar. Çünkü diyormuş ki yanındaki şahıs, yani selam vermeden geçince oradakiler lanet ediyorlar. Lanet ediyorlar. Bizden beter ol. Selam vermeden geçtin. Ne biçim adamsın diye. Böyle bir şeyler anlatmıştı. Pek iyi de hatırlayamayacağım da. Yani bu öldü dediğin insanlar öldü ama ölen hayvan imiş. Aşıklar ölmez dediği gibi Yunus Emre'nin. Ölen bu beden.
çürüyen bu et parçaları, kemik parçaları, ruh ölmüyor. İnsan kabirde her şeyi görüyor, her şeyi biliyor. Selam verilirse selam vereni tanıyor, selamını alıyor ama bu insanlar onu bilmiyor sanıyor. Peygamber Efendimiz Mekke-i Mükerreme'nin o müşrikleri geldiler Bedir'de, Müslümanlarla çarpıştılar. Ölen öldü, Müslümanlar galip geldi. Ölenleri kuyuya attılar. Yığdılar bir kuyuya. Peygamber Efendimiz onlara seslendi, dedi ki biz Rabbimizin bize vaat ettiği mükafatlara, zafere, hediyelere nail olduk. Siz de Rabbinizin size vaat ettiği cezaları buldunuz mu? Gördünüz mü diye seslendi. O eğildi kuyuda, onlara seslendi. Ashab-ı kiram tabii daha Müslümanlığı yeni yeni öğreniyorlar. Dediler ki ya Resulallah, duyar mı senin sesini? Duyar mı senin sesini? Sizden iyi duyar ama, dedi. Sizden iyi duyar ama siz onun cevabını bilemezsiniz. Siz onun cevabını bilemezsiniz, dedi. Onun için muhterem kardeşlerim, bir kabristanın yanından geçerken acıyın. O kabirdeki insanlara ve kendi geçmişlerinize bir Fatiha okuyun. Üç İhlas-ı Şerif okuyuverin. Ruhlarına dua ediverin. Allah sizi affetsin diyiverin. Selam verin. Selamınızı alırlar. Siz onun faydasını görürsünüz. Efendim. Ve onlar da memnun olmuş olurlar. Kabirlerine nur yağmış olur. Sonuncu hadis-i şerifi okuyorum. Dersi bitiriyorum. Sayfa bununla tamam oldu. Mâ min abdin yasra'u sar'aten min maradin illa ba'athahullahu minha tahira. Ebu Ümame radıyallahu anh'ten Tabarani rivayet etmiş bu sonuncu okuduğum hadisi şerifi. Bunun manası şu: hiçbir kul yoktur ki, hiçbir kul yoktur ki efendim bir hastalıktan dolayı yıkılmış, yatağa düşmüş, hastalanmış, yatağa yatmış, illa ba'athahullahu minha tahira. Hastalıktan kalktığı zaman Allah onu günahlardan tahir olarak, pak olarak kaldırır. Yani hastalığı günahına kefaret olur muhterem kardeşlerim. Hastalığın da böyle bir tarafı vardır. Bunu da bilesiniz. Tabii Allah sıhhat afiyet versin. Hastalıklara uğratmasın efendim insanları. Sıhhat afiyet içinde yaşayalım. Ama bir insan hasta olursa ne olur? Hasta olan bir insan hastalıktan kalktığı zaman yataktan günahları affolmuş olarak kalkar. Başka mükafatları nedir? Bir hastanın uykusu ibadettir. Uyuduğu halde ibadet gibi sevap kazanır Müslüman hastanın. İniltisi tesbihtir. İnilti ya oluyor ya, ah vah aman filan, iniltisi tesbih çekiyor gibi sevaptır. Efendim duası makbuldür. Sana dua ederse Allah senden razı olsun, iyi ki bana şunu getirdin, sağ olasın, sana da çok zahmet veriyorum, iyi pansumanıma yardımcı oldun filan, tamam, duası makbuldür. Uykusu ibadettir, iniltisi tesbihtir, duası makbuldür. Yapamadığı ibadetleri yapmış gibi Allah onun defterine sevabını yazdırtır melekleri. Yapamıyor, olsun. Hayatında, sağlığındayken yapıyordu. Bütün onları yazın. Pazartesi günü oruç tutardı. Yazın pazartesi günü oruç sevabı. Geceliğin teheccüde kalkardı. Kalkamıyor şimdi. Yazın kalkmış gibi. Teheccüde kalkmış gibi sevap yazarlar. Tesbih çekerdi. Şimdi çekemiyor. Çekmiş gibi yazın diye bütün amellerini işliyormuş gibi sevap yazarlar. Ve ondan sonra da kalktığı sırada, hastalık bittikten sonra sıhhatli olarak kalktığı zaman da efendim defteri amalin günahlardan pak oldu, silindi, temiz oldu. Fese nifil amel denilir kendisine. Hadi işe yeniden başla, bak bütün kötüleri sildik, bundan sonra dikkat et denilir. Onun için Allah sabretmek nasip etsin. Sıhhat afiyet versin. Hasta olursak feryadı figana geçmeyelim. Onun da faydası var, onun da hikmeti var. Efendim hastalıktan, günahlardan pak olarak kalkacak, sabredelim. Efendim dua edelim. Bize ziyaret edenlere dua edelim. Efendim etrafımızdaki sevdiklerimize dua edelim. Allahu Teala Hazretlerinin sevabını bekleyelim. Allah'ın kazasına, kaderine, hükmüne, hastalığına, sıhhatine razı olan kulu Allah sever. Allah'ın hükmüne razı olan kulu Allah sever. Onun için tasavvufi makamların en yükseklerinden bir tanesi nedir? Rıza ve teslimiyet makamıdır. Allah'ın hükmüne razı. Yaşatırsan yaşatırsın ya Rabbi, razıyım. Öldürürsen pekala geleyim huzuruna ya Rabbi, gelir. Hasta ederse pekala ya Rabbi, sabrederim. Nimet verirse çok şükür ya Rabbi, bu nimetleri versin, şükrederim. İşte iyi kul böyle olur. Allah bizi kaza ve kaderine asi olmayan, hükmüne razı gelen
kullarından eylesin. Dinde ve dünyada ve ahirette afiyet ve saadet ve selamet ehli eylesin. Sevdiği, razı olduğu mümini kamiller olarak yaşayıp huzuruna sevdiği, razı olduğu sevgili kulları olarak varmayı nasip eylesin. Sevgili kulu Habibi Edibi Muhammed Mustafa'sına komşu eylesin. Firdevs-i Ala'da mekanlar ihsan eylesin. Cemaliyle ferahnak eylesin. Bi hürmeti Esma'ihil Hüsna ve Habibihil Müşteba Muhammedinil Mustafa ve bi hürmeti Esrar-ı Suretil Fatiha.